itopya.com ikisi biri sunar. Merhaba ben Mesut Çevik. Merhaba ben Eski İkisi birin ciddi konular konuşulan bölümü. İkisi bilmez de koronavirüsünü konuşacağız. Korona virüsü ölümcül virüs. Çin'in 50 milyon insanı karantinaya almasına neden olan ölümcül virüs. Yarasa çorbasından geçiyor Enis. Evet. İlk önce yılan çorbası dediler. Yılan çorbası içmeyi bıraktım. Halbuki yarasadan <laughs> geçiyormuş. Böyle bir durum var. Yoksa her hafta sonu içer yani yılan çorbası. Yılan çorbası, çorbası sağlıklıdır. Kemikleri iyi gelir. <gülüyor> yalan <gülüyor> bir Romatizmaya iyi gelen mideyi kurtlandıran. Şimdi şöyle oldu program. Dedi ki Mesut Çevik koronavirüs hakkında konuşalım mı dedi. Dedim konuşacak bir şey yok. Yani <gülüyor> 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 her şey ortada. <gülüyor> <gülüyor> Milletimiz gerçekleri görmüş dedim. Biz ne katacağız üzerine dedim. Ben de bazı bilgiler var dedi. Ee, bu konuyla alakalı. Çin'e gidip gelmiş. Çok önemli <laughs> veriler var. Bazı YouTube videoları izledim. Yani, Çok Çin'den önemli. Çin'den arkadaşım geldi. Fuar esnasında dedi ki abi görüşelim mi dedi. Dedim sen nereden geliyorsun? Çin'den. Dedim buradan defol. Telefonunu ya, bile açmayacağım bundan sonra. Abi şimdi deneydi. şöyle bir şey var. Ben Çin'de bazı Twitter hesaplarını takip almaya başladım. Hı. Bunlar Çinli olduğuna inandığım hesaplar çünkü Çince yazıyorlar. Çok mantıklı bir cevap. Evet. Yani, tamamen Çin'de olduğuna yani benim kanaat getirdim şey. Çünkü Çin'den video yayınlıyor ve videoları Çince yazıyor. Sen nasıl okuyorsun dersen Google'ın çevir diye butonu çıkıyor Twitter'ın Aynen orada çeviriyorum. Merhaba Tutluyorum. ben Çan. Aynı bir şeyler yazıyor. Bir şeyler yazıyor ama anlıyorum. Kötü bir şeyler var orada. <laughs> yani oradan çıkartabiliyorum. Şimdi o videolara baktığımda sokaklarda düşüp düşüp ölen insanlar var. Evet ama fakemiş o videolar. Sonra Çin'in açıkladığı videolar var. Şeyler var sayılar var. Sayılara bakıyorum düşüp ölen videolar var. izlediğim izlediğin video sayısı yani. ölen sayısından fazla. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ya aynı adam sürekli düşüyor ya, bir yerlerde. Ya Çin e, manipüle ediyor sayıları ki o da çok konuşulan bir şeydir. ya Çin'den evet. dışarıya o kadar bilgi vermiyor diye. Ya da. Videolar fake. Yani şimdi videoların fake olma olasılığı şöyle bir yandan var, bir yandan da var. Çünkü bakıyorum abi, birisi yere yatmış, birisi onu çekiyor. Tamam mı? Etraftakiler o kadar tepkisizler ki. Yani bu mal ne yapıyor diye bakıyorlar çoğunun. Suratında öyle bir ifade var yani bakışlarında falan. Ulan düştü yardım edelim falan değil de. Ay bu niye yattı şimdi buraya der gibi bir bakışları var. Yani ben o bakışından, o 320-240 videodan onu çözdüm. Yani genelde onların WeChat'ten falan çalıyorlar herhalde o videoları. Nereden alıyorlar bilmiyorum. Hmm. Webio diye bir platform varmış, neymiş? Oradan alıyorlar. İşte bu Çin illetleri hep virüs gibi. <laughs> Neyse efendim orada. Ama şimdi Dünya Sağlık Örgütü var. E bakıyorsun yabancı yayınların gazetecileri var giriş çıkış yapan. hiçbir öyle bir şey anlatmıyor. Geçen bir tane Avrupalı'nın Wuhan şehrindeki bir gününü anlattığı videoyu izledim. Bizim Ruhi Çenet'in videosundan daha günlük bir liste Yani Ruhi Çenet Hong Kong'a gitmiş. Çin'e de değil. Ruhi Çenet öyle bir anlatıyor ki sıralar var. insanlar böyle işte hastanede bakıyorlar falan filan ama o kadar korkmayın falan filan diye ürküyorsun abi. Wuhan'da yaşayan adama bakıyorsun. ha Tamam bir sıkıntı var belli insanlar evlerinde ama öyle bir durum yok. Yani anladığım kadarıyla ki buradaki bilim insanlarının, doktorların da videolarını izlediğimde şey söylüyorlar. Yani ölüm oranı %3 şu anda. Dünya Sağlık Örgütü'nü de takip ettiği kadarıyla. Daha öncesindeki yüzde %10'du. Daha fazla insan vefat etti ama biz bu kadar konuşmadık bunu. Şimdi sosyal medya daha gelişkin hemen daha hızlı erişiliyor verilere yani falan filan. Bir de Çin bu sefer çok hızlı aksiyon aldı. Hemen falan olunca ne hastane oluyor? Hastane nedir diye. ya? Evet inanılmaz. O hastaneyi böyle 10 günde hastane adamlar böyle sim soyner gibi var ettiler hastaneye. Evet yani. gerçekten çok farklı bir durumdu. Şey diyorlar yani bu grip mesela geçen sene Amerika'da 10 bin kişinin ölümüne neden olmuş Normal bildiğimiz grip ya, influenza diye geçen virüs. Yani şimdi diyorlar ki gripten 10 bin kişi ölürken bu kadar korkmuyorsun grip olacağım diye grip aşısı yaptırmıyorsun. Niye bu kadar korku oldu bu? Ürükmenizde çok gerek yok. Ama alabileceğiniz önlemler var diyorlar. İşte elleri dirseklere kadar yıkamak. Hı hı. Yani elinizi tek yıkamanız yetmiyor. Dirseklere kadar yıkamanız lazım. Düzenli olarak günde 4-5 kere yıkayın işte bir şeylerle etkileşim içinde oldukça diyorlar. Maske takmak mesela abi. Maskenin yanları açık. Maskeyi sen öksürmüyorsan takma diyor adam. Maskenin senin korunman için pek bir şeyi yok diyor adam. Hı hı. Etkisi yok. Maske sen hastaysan başkasına geçmesini engelliyor. E, diyor. Ben de öyle bilirdim de hastaya gide gide şey diye düşün. Tam tersi algı oluştu. Eskiden ben de öyle Mesela maske takan benim için şeydi. Rahatsız bize bulaşması evet, takıyordu. Normalde öyle takman gerek. 6 sene önce böyleydi. Sonra o kadar çok uzak doğuda o maskeli insanlar gördük falan filan. E, takanların hepsini ben hasta zannediyordum mesela ilk gittiğimde. Değilmiş mi? Meğer yani. değilmiş. Hani ben de işte bu koronadan çok çok önce fark ettim. Yani kendisini korumak için takıyormuş hepsi. Evet. Ama Sonra... pek çoğu şeyle alakalıydı. Sözünü böldüm. Hava kirliliği alakalıydı mesela. Hava kirliliğinden takıyordu. O hava kirliliğini ne fitre edecek abi? Yanlar açık zaten bilmem ne. Virüsten çok korunacaksan hani belki diyor N95 klasmanında bir maske. Onların bir yanları şöyle kapalıymış böyle full. onları da şeyciler kullanıyor işte metal işçisi falan dumanların etkilenmemek için kullanıyor o tip maskeleri. Ama maskeyle de ne kadar gezebilirsiniz zaten. Bir de maskeler kullanatmış. Ulan o N95 maske bu şeyciler stoklar tükenmeden önce şimdi 100 geçti fiyatı da tanesi 35 liraydı. 4 saat kullanıp atsam onu var ya ben bir maaşla <laughs> öleyim daha iyi. Giriş <laughs> <laughs> yani sonunda baktında yakalanayım virüs. Bir de virüse yakalandığın zaman hemen öleceksin diye bir şey de yok yani. Kurtulabiliyorsun da. Şimdi orada şöyle bir şey var. Sen bilgileri ver de ondan sonra üzerine tartışalım. Tayland'da bir kadını kurtarmışlar 70 yaşında. Bir yaşlar vefat ediyor diyorlar diye dayanamıyorlar. Zatürreye çeviriyor çünkü birdenbire akciğerde. Şey yapmışlar abi. Çünkü bu virüsün bir kısmı işte eski SARS'a çok benziyormuş. Bir kısmı HIV'le çok benzermiş filan. HIV ve SARS'ta kullanılan işte Ebola'da kullanılan böyle ilaçların bir karmasıyla grip ilaçlarıyla falan 70 yaşındaki kadını 48 saat içinde virüs negatife çevirmişler. Pozitiften negatife dönmüş. Yani tedavi etmeyi başarmışlar. Taburcu etmişler. Tayland biz taburcu ettik diyor bizdeki iki hastayı. Ama şey bilinmiyormuş tabii. Bir daha bulaşır mı mesela ona o hastaya? Evet. Yani bağışıklık kazandı mı? Ya mesela gripte enteresan bir şey var. Tabii benimle alakalı bir şey. Mesela bir kere grip olursam ben ne kadar gripli insanın yanında gezersem gezeyim. Bir daha olmuyorum aynı grip içerisinde. Ya şimdi grip virüsüne sürekli yakalanmamız biliyorsun mutasyon geçirmesinden kaynaklı. Evet her ama sene mesela farklı şöyle grip geliyor. her sene olarak şundan bahsediyorum. Kısa süreden bahsediyorum. Mesela diyelim ki her sene ben bir kere grip olurum zaten. Senin dediğin gibi mutasyon geçiyor Bir kere grip oluyorum. Seneye bir daha grip oluyorum. Sonra bir daha grip oluyorum. Ama mesela dedim ben geçen hafta griptim Şimdi herkesin grip olabileceği bir fuar ortamına girdim. Bir sürü insana fotoğraf çektirdim Hiç falan filan. Hiçbir sıkıntı falan. Falan. yok değil Şimdi mi? Şimdi ama hiçbir sıkıntı yok. Ama grip olmayan herkes etrafında pert şu anda. Hepsi grip oldu. Yani tüm tanıdığım arkadaşlarım hepsi şu anda sorsam griptir kesin yani. Ya bana da... Ama ben mesela hani herhalde o sürede içerisinde o gripin o versiyonunda bağışıklık kazandım diye tahmin ediyorum. Yarın değil mi, pert olmuşum. Ha ben böyle. grip oluyorum senenin başında. Yaza kadar gripim ya. Ben de çünkü Türkiye'de... alerji de var. Ben de hmm. kış nezlesi var. Sen yakalanma o zaman koronaya falan. Sen çok yaşamazsın. Ben de öyle düşünüyorum yani. abi zaten yani. Koronaya yakalanırsam anlarsınız zaten yani. El Ama bak, şey çok doğru bir şey. E, zaten bence işin en büyük tarafı, sıkıntılı tarafı o. Sosyal medyanın yapmayı sevdiği bir şey var. Bu aslında takipçi kasmakla, e, işte fav almakla, et almakla benzer bir şey. E, kaos yaymak ve kaotik olmak çok daha fazla etkileşim alan bir şey e, insanlarda. Çünkü biz biraz daha böyle korkuyu yaymayı seviyoruz. Yani. Evet. onu ister istemez psikolojik bir eğilim var şu korkuyla alakalı bir şeyde. Ve görebileceğimiz her şey süzgeçten geçirme eğilimimiz olmadığı için mesela kendi annemize babamıza kızıyoruz zamanda televizyona gördüğü her şeye inanıyorlar diye. Ama aslında aynısını biz de sosyal, medya ne, medya sosyal medyada her şey için yapıyoruz. Yani bir farkımız yok. Büyük ihtimalle bizim çocuklarımız da bize şu sosyal medyada gördüğün her şeye inanma artık diyecekleri kıvama gelecek yani. Abi geçen sefer mesela şeyi gördüm. Süzgeçimiz yok hiç yani. Muhalif tarafın sürekli olarak her şimdi Muhalif taraf dedim yanlış anlamayın. Yani şimdi bir tabii ki iktidar tarafı var. Bir de muhalif taraf var. Muhalif taraf her zaman için daha az oy almış, seçilmiş, iktidarda olmayan tarafa denen taraf oluyor. Yani bizim Türkiye'de yani azından. sağ ve sol olmasına gerek yok evet, Sağ, sağ şey. sol Gerçi olmasına bizde gerek genelde Sol, sol yok. bugün evet oluyor, değil mi? sol lider olur. Sağ şeyde kalır, muhalifte kalır filan. Bir tweet atılmış. Demiş ki 6 yaşında bir Çinli çocuk işte korona virüs tespitiyle acile yatırıldı. Bu saklanıyor. Binlerce tweet almış. Ben korktum abi gördüm onu. Eşime gönderdim hatta tweet'i. O da dedi ki ya ne kadar korkunç falan filan. Sonradan altındaki tweet'leri okudum abi. Aklı Selim doktorlar gelip şey demişler. Ya şimdi tamam siz onu paylaşmışsınız ama bu acil tanısı zaten o hastanenin koronavirüsü teşhisi koyma yeteneği yok. Yani onun daha büyük bir hastaneye yönlendirmesi lazım hastaneye. Adamlar önlem almışlar olabilir diye. Hmm. Sen o tanının fotoğrafından niye koronavirüsü var diye hemen yayıyorsun. Ki bunu yayan adam da şey yani bilimdeki çok takipçisi Zaten yani olan. Ondan millet korkmuş. Evet, ya. politik bir karakter. Şimdi öyle yazmış. İşte Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyorum yalanlıyor ama falan diye. Sonradan ortaya çıktı. Çocukta virüs çıkmamış. Taburcu etmişler çocuğu. Gripmiş çocuk yani. Şimdi bunu yaymak... Özellikle spokesperson dediğimiz hani böyle insanlara hitap eden kişilerin bu konulara çok çok daha dikkat Tabii gerçekten lazım. de öyle yapması Çünkü mesela lazım. ben Elin Ahmet'in paylaştığı şey mesela böyle bu gerçek değildir ya derim ama belli bir kredisi olan halkta daha güvenilir bir imajı olan bir insanın paylaşması. Senin paylaştığın şey benim için ciddiye alınacak bir şey olabilir. Çünkü ben seni tanıyorum. Hani bir şey paylaştı bu adam. Ben ciddiye almam genelde de yani. yani. olabilir bir ihtimal Bence yani. Çünkü ciddiye almayın diye paylaştım. O yüzden... Özellikle. Çok ciddiye almıyoruz <laughs> yorum var. Ciddiye almayın o abi. ben normal bir insanım. Bu konularla ilgili bir şey paylaşırken bu videoda olduğu gibi dikkatli seçmen gerekiyor cümlenin. Yani evet, bu öyle. videoyu şöyle de yapabilirdik yani. Ayva yedik. Anladım geliyor. Maskeyi, abi, bir de şu bak, videoları gördüğünüz şöyle maskeyi tak İki kişi. Tamam mı? Ya maskeyi taktık çok durum ciddi öleceğiz falan. Nasıl savunmamız lazım kendimizi? Dışarıda ne yaparız falan. Ya bir de mesela bir de ölüm videolarını koy paso. Ben böyle gençken daha korkusuzdum. Yani bu tarz şeyler beni daha fazla hiç etkilemezdi, hiç umursamazdım yani. yani. Büyük ihtimalle şu anda pek çok genç aslında bu konuya biraz hani böyle güldürüyle karışık bakıyordur. Yani ki biz de öyle yapıyoruz hani espri evet. yapıyoruz üzerine yani falan filan. Ama işte yaş almaya başladıkça işte biraz daha bu tarz şeyler senin böyle dikkatin çekiyor işte hani sosyal olaylar işte dünyada olan Tabii şeyler öyle. falan filan. Benim hep kendime ait şöyle bir mottom vardı işte eşimle, kardeşimle veya aileyle konuşurken hani bazı şeyler mesela dert etmem ben kendime ve onlar da hani bunu dert etmek falan filanla ilgili konuştuğumuz zaman şunu diyordum hep yani değiştiremeyeceğim bir şeyse kafama dert etmem ben bunu derdim. Yani mesela deprem benim değiştirebileceğim hiçbir şey yok. Sadece evi sağlam olur, önlem alırım. Başka bir şey engelleyemem yani. Evet. yani. Ben deprem olmayacak falan diyemem. Veya işte Amerika'nın İran'a saldıracak olması ve Türkiye içerisinde çıkabilecek olası bir savaş. Şimdi ben bunu dert edemem şu anda. Ya yani olursa onu dert ederim ama ya ben bunu yapabileceğim bir şey yok yani. Buna üzülemem şu anda diye. Koronavirüsüne de benzer bir şey diyeyim şu anda yani. Hani e buraya gelecek diye bir panik halinde kalmamaya çalışıyorum. Çünkü hani yapabileceğim bir şey yok benim yani. Ya şimdi Türkiye'de de çok endişelenmeyin diyor uzmanlar. Mesela geçen YouTube'da yine Fatih Atay'ın bir tartışma programında Erdi denk gelmiş anlatıyordu sabah. Şeyi söyledi bana. Bağcılar'da bir ara virüs çıkmış abi. Bağcılar virüsü diye. Bağcılar virüsü deyince bizim Bağcılar virüsü hep var dedim. Yok dedi o değil mi? <laughs> Abi sinir sistemini yapışıp felç eden bir hastalık varmış. Geçtiğimiz sene türemiş. Halletmiş, halletmişler bizimkiler. Haberimiz olmamış ya. Yani. Haberimiz olmadı. Vurmuşlar buna. Çin gibiyiz yalnız lan, haberimiz <laughs> olmadı. Kaç kişi şey oldu falan bilmiyoruz. Öyle bir gizemli virüs gelmiş. Allah diyor Allah. ki siz bunlara bakın diyor. Boş verin. Türkiye'nin gerçekleri farklı diyoruz. Çin diyor yani. Ya bizim arkadaş işte Çin'deki arkadaşla konuştum hani biz dert edip etmemekle ilgili kendi içimizde konuşuyoruz ama Çin'de yaşayan bir Türk arkadaş var. Ee, dedim hani siz ne yapıyorsunuz? Yani ne oldu mevzu dedim yani. Biz dedi hani şeyiz. Yani bilmiyorum dedi. Ben dönemiyorum şu an dedi. Türkiye'ye gelmişti geri dönemiyormuş şu an uçuşlarla hmm, alakalı sıkıntılar olduğu için falan. <laughs> Dönecek tabii yani bir ara böyle bir şey oldu da. Ama onun yaşadığı yer Pekin'miş. ya yani bizim aramızda bir Türkiye kadar mesafe var dedi. Yani. Tabii oradan çok büyük. oradan hapşursalar bana gelmez diye tahmin edildi. Sonra aklıma şey geldi işte biz Computex puanına gidiyoruz. Tayvan'a falan gittik hani acaba Tayvan'a gitsek nasıl olurdu falan diye düşündüm ama sonra düşündüm Tayvan bence şu an dünyadaki en güvenli yer. Çünkü Çin resmi olarak Tayvan'ı tanımıyor. E, da Çin'i tanımıyor. Yani Çin'den Tayvan'a bir uçuş yok büyük ihtimalle. Yok yani resmi şöyle... Var. Hani bir ilişkileri yok var, yani. Çin'den direkt uçuş var. Var Ama, mı Tayvan'a? Yani sınırları da var, ilişkileri de var sonuçta. Sonuçta Tayvanlı e, bu virüsler konusundaki en uzman doktor grubu Çin'e gitti e, yani. Tayvan'la Çin'in resmi olarak birbirini tanımaması ve bir düşmanlığı ya, var. Şimdi orada Çin'in şeyi var tabi. Belli bir göz var. Diyor yani, belli bir göz diyor. var. Mesela Tayvanlı şirketlere Çin'in koyduğu şartlardan bir tanesi fabrikalarınız Çin'de olacak. Evet Tayvan'da fabrikaları var çoğunun. Çin'de de fabrikaları var ama. Ha, tanımıyor ama ki atla tanımıyor yani. yani yoksa tanıyor gayet ya, güzel yani. Var böyle bir ilişkileri de ben benim aklım yetmiyor ona. Yani ya ben de bilmiyorum. Çünkü politik ben, bilgim yetmiyor. Benim o kadar. bildiğim onlar birbirlerini tanımayan. Ama zaten program ikisi bilmez. Bilmediğimiz şeyleri ha, ha, ki sıkıntı sıkıcı. Ya yok şey gibi yani. düşün işte hani Yunanistan'a girdiğin zaman şey giremiyorsa Güney Kıbrıs'a giremiyorsun falan gibi bir muhabbet var ya. Pardon. Kuzey Kıbrıs'a girdiğin zaman Yunanistan'a giremiyorsun falan diye. Hani ona benzer bir şey diye düşündüm ben ama, yani. O kadar ya ben sert ve resmi Tayvan'ı şöyle söyleyeyim size 2009 yılında Tayvan'a gideceğim. Hayatımdaki ilk yurt dışı uçuşu. Onda da 22 saat bir uçacağız. Yani böyle ilk uçuşum Nasıl yurt dışına. 22 saat uçuyorsunuz? Aktarmalı mı uçuyorsunuz? Aktarmalı, uçuyorsunuz? Aktarmalı uçuyoruz abi İngiltere üstünde. Sağ olsun o zaman sektörde çalışan bir arkadaşımızın önerisiyle böyle dandik bir bilet aldık. Yani öyle <laughs> uçuyoruz Erdi'yle beraber. Hatta geçen bir fotoğraf paylaştım Instagram sayfamda. Instagram'da takip edebilirsiniz. Ekrem Mesut Çevik. <laughs> Ondan sonra orada Erdi'nin maskesi falan var. Kuş bu var çünkü ya. Tayvan'da. Abi Tayvan'a gidiyorum ya şimdi ben memur çocuğuyum. Ben dünyayı öyle çok bilen kültürlü bir adam da değilim yani. Tayvan'ı şey düşünüyorum. Fakir, fuhara. Tayvan'ı. Yani Çinli, <laughs> bak Çinli. Bunlar kısa oluyor. Aha. Tamam mı? Bir de böyle Burdum bir şey var. Vurdum ondan lokmalarını alırım yolu? ben. Abi bir gittim. Yemin ediyorum Amerika. <laughs> adamlar böyle zaten böyle bakıyorsun böyle Nasıl abiler ya? falan var giyinmişler abi çok enteresan ya ben ben de gittim Tayvan'a şöyle tipler görmedim ileri adamlar var Sen ha, var ileri adamlar tabi de genel olarak ama daha milyon insanlar minyon insanlar, yani. insanlar dedim mi? ben benden milyonu çok az gördüm yoktu yani hmm. zaten sonradan şeyi öğrendim eğer bir uzun boylu işte adam ya da kadın görürsen genelde Çinli oluyor onlar falan dediler hani çekik gözlerde. Ha. Hmm. Japonlar biraz daha milyon oluyor dedi. Tayvan ya. Çinli zaten yani. Evet, Tayvan Çinli ya dedim. Bunlar Çinli o zaman dedim yani. Ama bunlar zengin dedim. Nasıl oluyor filan. Zaten adamlar... Abi adamlar da yerde çöp yok. Müthiş bir hayat yaşıyorlar. Yok ben, yani ben de Taipei'ye gittiğimde bayağı beğenmiştim şehri. Hava kirliliği en büyük problemleri evet, adamlar. Problem. Herkes maskeyle geziyor. Bir de o soya sosları o uzak doğuda olan... Güneş gibi kokuyor. İğrenç yani. kokuyor bizim için yani. Ama orada oturup... Mesela ben önünden geçemiyorum. Yemek, onun içeride yemek yiyorlar onlar yani. Ya bizim Erdi Zaten işte Çin'le ilgili en büyük eleştiri şu ya. Herkeste şey var böyle hani. Mesela bir şey Çabi diye bir YouTuber var evet. ya Koreli mesela. Adama bir sürü mesaj geliyormuş. Niye yara sayıyorsunuz falan diye. Adam Koreli yani hani. Adam Çinli bile değil Koreliler yani. Koreliler de yiyor ya. ya <laughs> <laughs> da adam yemiyor yani Allah Allah. Hani bizde şey... Gizli gizli yiyordur Yani, İçinde kalmıştır. Geçen işte Ferit'le konuşuyorduk. O söyledi. Havalimanında iki tane Japon kız vardı dedi mesela. Yanları bomboş dedi yani. Anladın mı hani? Yani arkasında önünde sağda solda kimse oturmamış yani. Onların. Ama şey abi yani Koreliyi Japon zannedip dövdüler diye ya da Çinli Tabii. zannedip dövdüler diye olay değişebilir. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Ya Olmayan yeni bir ırkçılık gelişti bizde yani anladın mı? Hani bu muhabbetten dolayı. Abi Erdi'yle 2009'da gittiğimizde donanım haberin bütçesiyle gittik biz. Yani herhangi bir firmanın desteği Sponsor yok. Sponsör yoktu. Ha? Dedik ki donanım haber olarak fark yaratmaya başlamamız lazım. Yani video çekiyoruz falan yapıyoruz. O zaman biz Türkiye'de hala daha benzeri bir içerik çok zordur. Gigabyte fabrika turumuz var donanım haberde hala videosu yayınlanan telifli müzikler kullanmışız YouTube'da o yüzden yok. <laughs> Şu andan haberden işte Gigabyte fabrika turu ana nasıl üretiliyor diye baktıklarında görebilirler. Birçok okulda ders olarak gösterildi o video sonrasında. Hı hı. Bir ana kartın doğuşunu anlatıyoruz erdi ile beraber. Her neyse. Abi gittik. Tabii ki şirket bütçesiyle gidince öyle lüks lokantalar yem işte Kore sofrasına oturayım, etler sınırsız gelsin, götürelim falan filan yok. Ya yarasam arasam McDonald's, ediniz. McDonald's işte abi bak Burger King bulduk bir tane ama nimet sayıyoruz böyle. Yani bulmuşuz ya çok sevindik. Yoksa seviniliver bundan çikolata yiyip duruyoruz tamam mı iki tane adam. Neyse oturduk. Böyle şeyin altını bir kaldırdık. Böyle küçük küçük bir sürü sinek şeyin altına doluşmuş. Patatesin kağıdının altına falan. Patatesleri yemedik o an. Sonra önümüze baktık abi. Önümüzde adam bir şey çeviriyor. Çevirme yapıyor. Abi fare gibi bir şeyleri takmış herif. onun ortasında çeviriyordu. Yani midemiz öyle bir kalktı ki yiyemedik abi. Yani yediğimiz hamburgerde dedik ki ulan bunun eti ne acaba? Orada bif diyordu ama nasıl bif bu? bunlar acaba bife nasıl bir biften? <laughs> Neyle besliyorlar bu ineği? Düşünmedik değil. Yiyorlar. Koreliler de yiyordur. O yüzden çevirme bile dediğim Çekik gözlü mü abi korkacağım falan ya. <gülüyor> <gülüyor> yani abi böyle bir durum var. Uzak doğu enteresan bir kültür ya. Tabii Öyle. hep bunun zamanında sebep olarak işte kıtlığın getirdiği, işte yiyecek bir şey bulamamanın getirdiği falan söyleniyor ama o kadar mı yiyecek bir şey bulamadınız abi yani. Çorbası tür kesin ya. O lüks tür yani. O kadar mı yiyecek bir şey bulamadı yani de hani. Hani bir video var ya. O zaman bulamamışsın anladın kız, kız mı? Kız hani, var ya bir tane video aynen hani, öyle. Hani, o, o, zamanlar bulamamışın ne bulduysan sen yemişin de yani artık hani ne bileyim ya. Neyse. Yok, neyse arkadaşlar evet. Enteresan yani, Ben uzakta oda yaşayan insan ben mesela çok seviyorum hani kültürel olarak ama ben de söyleyeyim ben Tayvan'ın çok şehri olarak bayıldım Tayvan'a ama McDonald's Burger dışında hiçbir şey yemedim. Ha, ha, yemedim yani baktım yosun yiyorlar bir şey abi yiyorlar bana şey gelmedi değil yani. Yani yenilebilecek gibidir orada şeyleri var işte Kore. Ocak başları var. Ha evet onlar güzel oluyor. Sınırsız et geliyor ve evet. fiyatları çok kötü değil bizim abi. Bizim barbekü gibi ama masaya koyuyor barbekü falan. Evet ve falan. sınırsız et geliyor abi yani orada böyle sürekli geliyor yiyorsun sen kendin kızartıyorsun ne kadar iş içeceğine karar veriyorsun. Sadece şey çok görüyorsun. enteresan ya yani Korelilerle bizim gömme anlayışımız çok farklı mesela onların etleri böyle ince ve küçük evet. oluyor. Pastırma yani gibi O dilim yani. getiriyor mesela sana böyle bizde mangal yapılırken lök diye koyarsın öyle yaparsın ya mangalı. Ama zaten yetmiyor abi bize bak oradaki Çinli doyup kalkıyor ya bize bakıyorlar her. hep istiyoruz biz. Abi evet, sen evet. getir ben bunu koy ya evet. bir daha getir sen. Sen ikinci şimdiden hazır. Yetmiyor ki abi gerçekten yetmiyor. 10 kişiye kızartıyorum onu yani 3 kişiyiz 10 kişilik koyuyor ki hop bitiyor. Bir de ekmek kültürü yerine pilav kültürü var Oo, o enteresan. Evet, ya yani. o fena yani. Ben ilk pilav yediğimde Kore şeyinde pilav getirmişler o pilavla sınırsız. Ekmek abi ya yani ekmek mantalitesiyle yapmıştır onu yani. E yani ben ne yedim? Yiyorsun onu ama var. Fuar alanında bir tane hamburgerci buldum tamam mı? Abi hamburgeri söyledik seçtik. Geldi. Ben de buldum. Aynen hamburgerci olabilir. Abi ekmeği pilav. Ha onu görmedim ha. Ekmeği he. pilav ya. Dedim ki lanet olsun Üç kuruşum vardı. Buraya. <laughs> Etinin de tadı kötü sosuyla. Ama yedik yani. yani. açın açsan var ya. Abi bize göre işte. Bizim şu işte şeyimiz. Yani. onların ki mesela şu tabii fare, yılan, yarasayı saymazsan onların beslenme şeylerim. Abi yılanı yarası yiyen adam onu nimet onun için yiyor yani. Ya bizim karbonhidrattan daha faydalı olabilir belki onlar. Bizim ekmek ağırlıklı olan beslenmemize göre onlarınki daha mantıklı olabilir belki de. Şey sıkıntı yani şu hani bizim damağımıza göre onların çok tuzlu ve çok tatlı bir şeylerin olmaması çok enteresan. Çok tatlı şeyleri de yok çünkü. Galip ya. Mesela yoğurtları var dedi. Bizim orada yaşayan Türk arkadaşı yazdı, diye izliyor. Selam olsun da buradan da. Hani yoğurtları diyor tatlı değil tuzlu da değil diyor. Ben onu bir kız arkadaşıma getirdim diyor. Koreliymiş kız. Pardon Tayvan'lıymış kız. Hani ona getirdim işte diyor. Bizim Türk yoğurdunu, halısmu diyor. Yedirdim diyor. Yiyemedi diyor. Aşırı tuzlu geldi diyor. Böyle yoğurt mu olur falan dedi diyor yani. Normal ya. yoğurt yani. Hani, damak tadı da bambaşka bir şey. bambaşka. Çok Ama, aşırı değil onlardaki damak tadı. Da yani. yani günün sonunda şunu söyleyelim. Virüsten o kadar korkmamızda gerek olmadığını şu anda uzmanlar söylüyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı bu arada gerçekten bayağı iyi çalışıyor. Yani adamlar el broşürleri yayınladılar. Ne yapılması gerektiği ile ilgili yönergeler yayınladılar falan. En büyük sıkıntı havalimanı zaten. Havalimanındaki muhabbetlere dikkat edilmesi ya Ya öyle. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Şu anda işin kötüsüne konuştukça, bu videoları izledikçe kendi ateşin varmış, gripmiş gibi hissetmiyor musun? Böyle bir için şey oluyor İlk ya. zaman bak ben sana asıl bombayı anlatayım. Ben ee, bu 4 gün önce sen de aradım hatta evet. o gün. Bir ateşim çıktı. Bak hiçbir şey yok ama. Önce midem çok kötü oldu. Yediğim bir şey dokundu diye düşündüm. Sonra midem bulantısı geçti. Ateşim fırladı, elmayam kesildi. Ya 3 saat içerisinde oluyor bu. Ya, hareket edebilecek hale gelmedim yani. Hatta eşime söyledim. Beni işten alabilir misin dedim yani arabayla gelip. Ya, ben böyle, böyle kalkamıyorum yerimden yani. Böyle durdum falan. Sonra dedim lan acaba koronavirüsüne mi yakalandım dedim. <laughs> gittim Google'a. <laughs> virüsüne... İngiltere'den yeni geldi yalnız <laughs> ha paşa. O yüzden bakıyor. İngiltere'ye geçen hafta gittim. Çinli bir arkadaş. Çinlilerle takılıyorduk orada yani. Oo. Tabii Tabii videoda da var ya. Hatta millet videonun altına yazmış. Çinli'ye takım arkadaşı oldu. Sonra nasıl virüse yakalandım diye yorum atanlar var. O zaman korona var. Ona yok tabii. Yani çok hızlı Kaç oldu. gün falan? oldu lan sen İngiltere'ye gidelim? Bayağı oldu ya. 14 gün? Oldu oldu. Tamam şimdi zaten virüsün çıkma zamanı. Ya yemin ederim var ya bende nasıl bir talih var. Çekiyorum ayağıma Geçti ya. Geçti ama. He? Geçti ateşim düştü. Tamam şimdi zaten şimdi çıkacak çıkarsa. Tamam ama çok oldu ateşim düşeli. Tam şimdi o belki de bir ön gösterim yaptı. Şimdi ne yani şimdi şimdi? 14 gün sonraymış onun Ama şeyi. Ama yediğim şeyle alakalı abi. İnşallah. Çünkü midem hala kötü. Tamam. Ama yediğim Arkadaşlar, şeyle alakalı. Arkadaşlar yani adam ağzıyla itiraf et. Bir şey olursa. Abi gel bir öpeyim seni elini. <laughs> bir de öpeyim diyor. Ya çöpüştük gelişte ya. <laughs> evet öpüştük. Geçen geçmiştir. Bir de kapalı ortam. Siz diyeyim Sen eve gitme bir hafta. <laughs> Vallahi fena oldu ya. Şimdi içimde kötü oldu. Bir Arkadaşlar ne diyorduk? Ben. Korku psikolojisine kapılmayın diyorduk. <laughs> Böyle şeylerden korkmayın. Dert <laughs> etmeyin. Düşüyor mu şu an? <laughs> tamam video biterken yere düşüyor. <laughs> Ey Müslüm cenazesine yarım dediniz diye. <laughs> Öldü lan bu. ay biterken video bitiyor. Bundan sonra ikisi bir yok biri bir. Geldi kendine. Ama yani uzmanları izleyin. Dediğim gibi bizleri böyle <laughs> çok şey Instagram'dan takip edin. Her gün paylaşacakmış korona ilgili gelişmeleri. Çok önemli şey. Tedirgin olmaya gerek yok ya. Evet. Sen Arkadaş kimsin ki sana inanalım? Sen ne uzmanlığın var bu konu hakkında? i̇ki tane Google'dan uzmanım. İki tane Google'dan makale okudun diye bilir <laughs> <Doktor> kişi mi olur? Doktor ikna eden adamları izledim <laughs> ha o da. Yani doktorluk sertifikasını falan da bilmiyorum. Adam ben doktorum dedi. izledim ha Bak şöyle bir şey var elimizde. Kötü şey senaryoya inanmak var. Bir de iyi senaryoya inanmak var. İkisine de inanmamız gerekiyor. İkisiyle ilgili de belli şeyler var. Ben iyiye inanmayı tercih ediyorum. Ben seni tarafındayım biz şevik. İnşallah kısa sürede bu iş hallolur. Ama diyorum ya bu videoyu bitirirken keşke öyle yapsaydık şöyle düşerek. <gülüyor> <gülüyor> Video da orada bitiyor. 10 günde ses çıkartmayacaksın. Aynen. Nasıl olacak o da bilmiyorum tabii de. Neyse artık görüşmek üzere kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. etiopya.com ikisi biri sundu.